diyerek ben sözü daha fazla uzatmıyorum. Toplantıda tek söylediğim bir şey vardı. Arkadaşlar bu sene ben başkanım, ben çalışmayacağım. Başkan yardımcılarım, direktörlerim. Sizler çalışacaksınız, sizler yaratacaksınız. PMI Türkiye'nin geleceğini sizler oluşturacaksınız. Dolayısıyla ben sırasıyla sözü şimdi arkadaşlarıma vermek istiyorum. İlk olarak üyelik ilişkileri, gönüllü yönetim ve networking'den sorumlu başkan yardımcımız Selim Çağlar. Merhabalar, hoş geldiniz diyorum. Bu bir gönüllülük işi. Hiçbir şey tek başımıza yapmıyoruz. Birer kişi gözüküyoruz burada ama aslında hepimizin arkasında direktörlerimiz, asistan direktörlerimiz, gönüllülerimiz, üyelerimiz ve buraya katılan siz PMI ve projenin gönüllüleri var diyeyim. O yüzden ben bana destek veren arkadaşlarımı buraya çağırmak istiyorum. Öncelikle üyelik ilişkilerinden sorumlu arkadaşım Mete Aydın. Daha sonra gönüllülük yönetimi direktörümüz Sibel Arslan. Ve bu sene ilk kez direktörlük olarak açtığımız networking alanındaki direktör arkadaşımız Begüm Kökçü lütfen. Bir de asistan direktör arkadaşlarımızı davet etmek istiyorum sahneye. Üyelik ve gönüllülük işlerinden sorumlu asistan direktör yardımcılarımız Mustafa Şahin. Şöyle alayım hepinizi. Şimdi az sonra konuşmada başkanımız dedi ya, ben başkanım bu sene iş yapmıyorum. Pardon, Sinem'i unuttum. Çok özür dilerim Sinem. Sinem ve gönüllülükten sonra Allah sana etmeyeyim. Şöyle alabilirsek sizleri. Şu tarafa doğru alırsak eğer oradan gönderebilirsiniz. Ben bu tarafa geçeyim. Başkanınız öyle dedi ya, ben pek çalışmayacağım bu sene. Başkan yardımcılarına çalışmayıp organizasyon yapmayı görevlileri üstleniyor. O nedenle ben az sonra 2015'te hangi stratejik planlarınız olduğunu anlatmanız için direktör arkadaşlarınıza söz vereceğim. Ama öncesinde çok ufak bir iki hatırlatma olacak. Ay sonra kafe arasına çıktığınızda geri dönerken arkadaşlarımız size şöyle bir sayfalık ufak bir anket verecekler. Bu üyeliği nasıl geliştirebiliriz, neler yapabiliriz, size nasıl katkı sağlayabiliriz, sizin görüşleriniz nedir içeren sadece bir sayfalık bir ankettir. Bunu çıkarken doldurursanız eğer, sadece bugünkü toplantıya özel olarak bastırdığımız bu güzel kupayı alabilirsiniz. Lütfen kupanızı almayı unutmayın, iş yerinizde, elinizde kullanın. Arkadaşlarınız görsünler, burada bir kemer Türkiye var diyoruz. Onun haricinde 3-3.5 arasında dediğim gibi bir networking aktivitesi yapacağız. Bu daha önce 3 kez yapıldı, bu 4 olacak. 3 kez de gelen sonuçlar çok güzel. Herkes networking aktivitesinin iyi yaygınlaştırılmasını istiyor. O nedenle bu da networking aktivitesinden sonra sizden rica edeceğimiz çok kısa bir anket olacak. Ve üye olmayan, şu anda aranızda bulunan arkadaşlarımız için arkadaşlarımızın hazırladığı bir üyelik avantajları. PMI Türkiye nedir? Avantajları nedir? Nasıl üye olabilirsiniz? Bir broşürümüz var. Bunu alırsanız eğer size güzel bilgiler veriyor. Ama yok yetmiyor. Daha fazla bilgi alınır diyorsanız bizler bu vardır. Lütfen bizlerle iletişim için. Son kez birkaç teşekkürde bulunmak istiyorum. Çünkü bu toplantıyı düzenlemek ve organize etmek bizim başkanlığımız altındaki bir sorumluluk. PMI prosedürlerine göre ve yıllık yapıyoruz. Ben tekrar proje emredildiğimiz Mustafa'ya teşekkür etmek istiyorum. Ona yardımcı olan buradaki tüm ekibimize tek tek teşekkür ediyorum. Ayrıca şu anda sahnede olmayan fakat gönüllü desteklerini bizden hiçbir zaman esirgemeyen birkaç isim vermek istiyorum. Nurcan, Serap Altun, Şule, Doğukan, Berker ve Emre'ye çok teşekkür ediyorum destekleri için. Yudumlarken, bir şeyler atıştırırken güzel müzikler dinleyeceksiniz. Müziklerimiz de gönüllüdür. Bu anlamda da Nurcan'a tekrar teşekkür ediyorum. Ayrıca Tolga ve Atalay'a teşekkür etmek istiyorum.
ben de benzer katkıları severek, isteyerek bekliyoruz diyorum. Ve mikrofonu Mete Aydın'a veriyorum. Çok çok teşekkür ediyorum öncelikle katıldığınız için. Ben başta Selin'e çok teşekkür ediyorum. Diğer başkanı Metin'e. Her an bizi destekledi, hiç yalnız bırakmadılar. Mustafa arkadaşım da proje yöneticiliğini gerçekten çok etkin bir şekilde yönetti. Ve diğer direktör yardımcısı arkadaşım ya da şimdiki önüne ve gönüllü arkadaşlarıma da çok çok teşekkür ediyorum. Bu sene şu an itibariyle yeni sayımız 600 civarı. Burada sektörel duruma baktığımız zaman en fazla ile beklentimiz neticesinde yazılım sektöründe 127, mankezit sektöründe 78 ve savunma ve havacılık sektöründe de 74 olmak üzere ilk 3 sırayı bu sektörler alıyor. Dağılıma da yüzdesel olarak baktığımızda yine IT software'de %21, bankacılık %13, %12 ve devam bu şekilde bir dizini söz konusu. Yine PMP sertifikasyonlarına da baktığımızda toplamda 393 tane PMP sertifikasına sahip üyemiz var. 601 üzerinden düşünecek olursak. Yine 9 tane agile ve daha düşük rakamlarla da devam ediyoruz. Tabii ki bu seneki hedefimiz aslında geçen seneki hedefimiz de Altın Başkanı'nın dediği gibi oydu. 750'ye çıkartmak. Bunu aslında başarabiliriz, daha da yukarılara çekmek için elimizden geleni yapıyoruz. Hepinizin de desteğini tekrardan rica ediyorum. Şimdi bu seneki stratejilerimizde yine her zaman olduğu gibi üye memnuniyetini, üyelerimizin memnuniyetini en yukarı seviyelere çıkartmak ve üyelik avantajlarını Metin Başkanı'nın dediği gibi arttırarak devam ettirmek. Tabii yeni üye kazanmak için çeşitli aksiyonlar almak gerekiyor. Bunlar için çalışmalarımız devam ediyor. Tüm sertifika sahiplerine ulaşıp onların üye olmalarını sağlamak aslında en önemli isteğimiz. Çünkü 400 tane PMP sertifikalı arkadaşımız şu anda üyemiz ve üye sayımız toplamda 600. Bu tür yeni toplantılarında ve zirve toplantılarında standart olarak üyeliğin avantajlarını arkadaşlarımıza paylaşıp iyi olmaları için çalışıyoruz. Onun dışında bugün yaptığımız İstanbul Yeni Toplantısını düzenliyoruz. Yine Ankara'da bir toplantımız olacak. Tabii yine sektörel bazlı toplantılar yaparak sektörel bazlı paylaşımları düzenlemek. Yine networking kapsamında PMO Head'lerle bir toplantı yapmayı planlıyoruz. Benim şu anda söyleyeceklerim bu kadar. Tekrardan katıldığınız için ve destekleriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Koordinatörlük yaparak başlamıştım ve çok keyif aldım. Ekibin canlılığını gördükten sonra gönüllü olmaya karar vermiştim. Daha sonra gönüllü yönetimi direktör yardımcılığı devam etti. Şimdi de direktörlük yapıyorum. Gönüllü aslında PMI'nin kalbi oluşturan bölüm. O yüzden en önemli bölümlerden bir tanesi. Gönüllü olduğunuz zaman proje yönetimi mesleğinizde sorumluluğunuzu, sosyal sorumluluğunuzu eline getirmenin keyfini yaşıyorsunuz. Geniş bilgi kaynaklarına erişim fırsatınız oluyor, başkanımızın bahsettiği gibi. İş alanınızı ve çevrenizin yaşama fırsatına sahip oluyorsunuz. Bu çevrede tanışıp işleyişten arkadaşlarınız da var, iş bulan arkadaşlarınız da var. Mesleki olarak kendinizi geliştirme alanına sahip oluyorsunuz. Ve PMI-TV içinde de yükselme imkanında zaten başkanımız bahsetmişti. Proje yönetim mesleğine katkıda bulunarak aynı zamanda yeni bilgi ve deneyim kazanma şansına sahip olacaksınız. Ve PMP sertifikasına sahipseniz ekstra PQ kazanma şansınız var. Yine ödüllendirme sitemiz mevcut. Önlerinize gönül ve sertifikası uygulaması yaptık ilk kez PMP sınıfıyla. Daha sonra da devam ettirdik bunu. Çeşitli sertifikalarda bunlar da görüyoruz. Her zaman
bahsetmek istedim ben. Bütün alanlarımızda bölümlere ihtiyacımız var. Başkanın dediği gibi biz sadece koordine etmeyi yapmaya çalışıyoruz. Aslında gücümüzü gönüller oluşturuyor. Mühendislik sürecin düzenlenmesi, bölüm değişikliklerinin düzenlenmesi, tanıtım faaliyetlerinde bulunan, eğitim kurumlarıyla iletişimde bize yardımcı olabilirsiniz. Yine herhangi aktivitelerimizde ve özel etkinliklerimizde gönüllü olarak rol alabilirsiniz. Diğer önemli bir konu sponsorluk alınması konusunda kendi şirketiniz ya da önerileriniz olursa çok memnunuz. Peki nasıl gönüllü olabilirim sorusu geliyor sürekli. O yüzden bunları koymak istedim müsaitlere. İlk önce başvuru formülü niyetinizi belli ediyorsunuz. Yani gönüllü olmanın niyetinde olduğunuzu ifade ediyorsunuz. Ve gönüllü sözleşmesiyle de söz vermiş oluyorsunuz aslında. Yani haftada 2 saat, 1 saat o size bağlı tamamen. Gönüllü ilişkileri yönetim sistemimiz mevcut. PMR Global'in bir sistemi aslında. Biz de aktif olarak kullanıyoruz. Burada herhangi bir opportunity bulma şansınız oluyor. Ya da herhangi bir şekilde sizi bulabiliyor ihtiyacı olan kişiler. Buraya başvuruda bulunabilmek için PMR.org'a kaydolmanız yeterli oluyor. Sadece PMR üyesi olmanıza gerek kalmadan login olup fırsatları arayıp ve oradaki fırsatlara kayıt olabiliyorsunuz. Bu yüzden bence bir aramayı sistemimize girip login olup CV'nizi bıraktınız. Çok büyük avantaj sağlayacaktır. Fırsatlara da çok kolay ulaşma şansınız olacak. Şu an bulunan aktif fırsatlarımız PM Summit Ankara ve İstanbul için aktif pozisyonlarımız açık hala. Yine aktif yeni oluşacak pozisyonları da VRMS üzerinden duyurmayı planlıyoruz. Teşekkür ederim. Networking bu sene yine açılandı hep gördük. Ben de 2012 yılında PMRT'ler ailesine katıldım. O zaman hatta Tolga Özel Başkanımızdı. Sonra Gamze Karayaz Başkanımız oldu. PMRT'ler ailesi içinde olmaktan çok mutluyum. Çünkü çok keyifli çalışmalarımız, yaptığımız etkinlikler ve bunun bir parçası olmak. Boş zamanlarımızı değerlendiriyoruz. Networking biraz daha farklı planladık bu sene. Hatta bu Marte içerisinde hem Anadolu yakasında hem Avrupa yakasında profesyonel gelişim aktiviteleri organize ediyoruz. Ben bir networking aktivitesi bir konuşma şeklinde oluyor. Orada insanların birbiriyle iletişimini arttırmayı sağlıyoruz. Normalde geldiklerinde tek bir kişiyle tanışıyorlarsa biz bunu işte 2-3'e çıkarmaya, 2-3 katına çıkarmaya çalışıyoruz ve geri dönüşler çok olumlu, çok da pozitif. Bu da sizlerin de tabii önerileri, anketler yapıyoruz sonrasında. Çünkü sizden gelecek öneriler çok önemli. Hani bir sonraki aktivitede ne olsa daha iyi olurdu gibi fikirleriniz çok önemli. Biz bunları değerlendiriyoruz çünkü kendi içimizde. Ve anketleri analizlerini yönetim kuruluyla paylaşıyorum. Ve gönüllü ihtiyacım var. Şu anda tek kişiyim. Ve sizden bu networking alanında bana gönüllü olmanızı bekliyorum. Ve mekan bulma gönüllüsü. Bu sene işte bir akşam yemeği, yazı merhaba kahvaltısı gibi bir şey planlıyorum. Orada işte mekan bulmak için işte tekliflerin alınmasında, işte mekanda sözleşme yapılmasında, koordinasyonda destek olacak bir arkadaş. Etkinlik organizasyon gönüllüsü, networking aktivitelerini işte benimle beraber bana destek olacak bir arkadaş. Ve biraz önce bahsettiğim gibi yazan merhaba kahvaltısı ya da akşam yemeği olabilir. Ve bu sizden gece tekliflerden vermek zorunda. Geçen sene yaptığımız kahvaltı organizasyonu çok keyifliydi. Tabii ki bekliyorum. Arkada bir tane var gönüllünüz. Piyama Hedlerle Toplantı Projesi Mete ile koordinatör bir şekilde
toplantı PMO başkanları davet oldu. Bir yemek, yemek organizasyonu planlıyoruz. Ve İstanbul'da Ankara'dan üzere iki şehirde düzenlenebilir. Şimdi özel kurumda başkanımızı arıyorum ve hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Ve şöyle bir sürprizi paylaşmak istiyorum. Günün sürprizlerinden bir tanesi. Az önce başkanımız da söyledi. Eylül ayında bir sabit düzenliyoruz İstanbul'da. Ve bu sabite katılım için ücretsiz bir bilet hediye etmek istiyoruz. Buraya gelen siz dinleyicilerimize diyeyim. Bunun için de şöyle yapacağız. Az sonra bir gün tekrar göreceksiniz. Saat 3-3.30 arası bir speed networking aktivitesi planladık sizler için. Çok eğleneceğinizi tahmin ediyorum. Çünkü ben çok eğleniyorum her seferinde. Ve şöyle yapacağız. Karşılıklı dizildiğinizde networking yapacaksınız. Ve sizlerden iletişim halinde olduğunuz, tanıştığınız yeni insanlardan kartlarını istemenizi rica ediyorum. Ve 5 kart toplayan kişi lütfen çıkışta arkadaşlara kendi business kartını bıraksın, kendi kart vizitini bıraksın ve bu bıraktığınız kart vizitler arasında kokteylimizin esnasında bu taraftan başladığında bir çekiliş yaparak ücretsiz olarak Eylül ayında gerçekleştireceğimiz İstanbul'daki sarımete katılım davetiyesi kazanmış olacaksınız. Teşekkür ediyorum. Başkanıma bırakıyorum ben sizi. Projelerde en sevdiğiniz bölüm neresidir? Benim hiç çekmemeliyim. Şimdi ajandamıza göre şu anda Gülşah'ı davet etmem ve devam etmemiz gerekiyordu ama hiç çekmemeliyim. Bir kahve molası verebilir miyim?